Evet arkadaşlar bugün size tek ve çift sayılar konusunu anlatacağım. E, konumuza nereden başlıyoruz? Çift sayılar ve tek sayılar e, kümesini vererek başlıyoruz. E, çift sayılar 2 ile bölünebilen sayılardır. 2 ile bölünemeyen da tek sayılar diyeceğiz. Çift sayılar kümesi eksi sonsuzdan gelip eksi 4 eksi 2 0, 2, 4, 6 şeklinde devam ediyor. Tek sayılar kümesi de eksi 3 eksi 1 1, 3, 5 şeklinde devam ediyor. Tek ve çift sayı sorularında bulunduğumuz gereken iki tane özellik var. E, bunlardan birincisi işlem tablosu. İşlem tablosunda, tek ve çift sayıların toplamı, farkı, çarpması ve bölmesini bileceğiz. Toplama ve çıkarmada, Ayrıca bunlar ezberlememize gerek yok. Tek sayıyla işlem yaparken bir sayısını, çift sayıyla işlem yaparken sıfır sayısını kullanarak aklımıza tutabiliriz. Toplama çıkarmada, tek de tekin toplamına ne diyeceğiz? Bir, bir daha, 2 çift diyeceğiz. Tekten teki yine çıkartıyoruz. Birden bir çıktı. Sıfır, çift diyeceğiz. Tek de çifti topluyoruz. 1 artı 0. 1 diyeceğiz. Sonuç tek. Benzer şekilde çift eksi tek de sonuç ne olacak? Tek olacak. Çift eksi çift 0 eksi 0. Sonuç 0. Sonuç yine çift olacak. Tek eksi çift yine 1 eksi 0 diyeceğiz. Sonuç tek olacak. Çift artı çift yine 0 artı 0. Sonuç ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz ve çift olacak. çarpma çarpma işlemine gelince çarpmada da <laughs> tekli tekin çarpımı 1 çarpı 1 1 diyeceğiz sonuç tek tekli çiftin çarpımı 1 çarpı 0 sonuç 0 çift diyeceğiz çift tekin çarpımı yine çift diyeceğiz çiftle çiftin çarpımı yine ne diyeceğiz çift diyeceğiz 0 çarpı 0 sonuç 0 çift diyeceğiz bunda şöyle bir genelleme yapabiliriz x1 x2 xn sayıları eğer tek ise n tane tam e, sayının çarpımı tek ise bunların hepsi hepsi ayrı ayrı ne olmak zorunda? Ayrı ayrı tek olmak zorunda. Tek olmalıdır. Şimdi bunu sorularda nasıl kullanacağız? Mesela A, B, C çarpımının tek olduğunu biliyorsak A, B, C ne olmalı? Arkadaşlar tek olmalı. Eğer x1, x2, nokta nokta xn sayılarının çarpımı çift derse bunlardan en az bir tanesi çift. En az birinin çift olması yeterli. Geldik bölmeye arkadaşlar. Bölmede bir genelleme yapmıyoruz. Bunda genelleme yok. Eğer bölmeyle karşılaşırsanız yorum yok diyeceksiniz. Ya da ne diyeceğiz? Yorum yok. Diye. Tek ya da çift olduğunu iddia edemeyiz. Bu verdiğimiz sayılara göre değişir. Bazen de ne tek olur ne çift olur. Mesela 3 bölü 1 dersek sonuç 3 olur. 5 bölü 3 dersek ne tek ne çift olur. Bölmede ne diyecekmişiz? Yorum yok diyeceğiz arkadaşlar. Tek bölü çift için yine yorum yok. Çift bölü tek için yine yorum yok. Yani ne tektir ne çifttir. Bir genelleme yapamayız. Benzer şekilde çift bölü çiftte de yine yorum yapmayacağız. Vereceğimiz sayıya göre değişir. Mesela 6 bölü 2 dersek sonuç 3 olur. 4 bölü 2 dersek sonuç 2 olur. Gördüğünüz gibi sonuç çift de tek de çıkabilir. Çift de çıkabilir. Bölmede bir yorum yapmıyorsunuz. Tek sayı çift sayı konusunda ikinci özelliğimiz kuvvet özelliği. Şimdi iki sayısının pozitif kuvvetlerini düşünelim. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 bu şekilde devam edecek. 2 üzeri 1, 2 diyeceğiz. 2 üzeri 2, 4 diyeceğiz. 2 üzeri 3'e 8 diyeceğiz. 2 üzeri 4'e 16 diyeceğiz. Bu şekilde devam ederse 2'nin bütün kuvvetlerinden geldiğini göreceğiz. Çift geldiğini göreceğiz. Benzer şekilde 3'ün pozitif kuvvetlerine bakalım. 3 üzeri 1, 3. 3 üzeri 2, 9. 3 üzeri 3, 27. Daima tek sayı ile çarparak gideceğimiz işte, 3'ün de bütün kuvvetleri ne olacak? Tek olacak. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Tek bir sayının Tek bir sayının burada en arkadaşlar pozitif ne olmalıymış? Pozitif tam sayımış. Tek bir sayının pozitif tam sayı kuvveti kesinlikle ne olacakmış? Tek olacakmış. Çift bir sayının yine pozitif tam sayı kuvveti kesinlikle ne olacakmış? Çift olacakmış. Buradaki n'in ne kadar büyük ne kadar küçük olduğunu bir önemi yok. İşleme bir katkısı yok. Eğer üst pozitif tam sayısı üstleri siliyorsunuz. Tekse tek diyorsunuz. Çiftse çift diyorsunuz. Üst pozitifse siliyorsunuz arkadaşlar. Üst Pozitif tam sayısı kesinlikle ne yapıyormuşuz? Siliyormuşuz. İşleme bir katkısı yokmuş. En yani pozitif tam sayısı 2 üzeri ne diyeceğiz? Kesinlikle çift diyeceğiz. 3 üzeri kesinlikle ne diyeceğiz? Tek diyeceğiz. Mesela değer vererek yapmaya çalışalım. 5 üzeri 11, 7 üzeri 11. Üst pozitif. Bu üstleri siliyorsunuz arkadaşlar. 11'den işleme bir katkısı yok. Bize burada sayının büyüklüğünü, küçüklüğünü sormuyor. Bize burada tek veya çift olma durumu soruyor. 5 artı 7 direkt 12 diyeceksiniz. Sonuç ne diyeceksiniz? Çift. Yine üst pozitif tam sayı. Bunları siliyorsunuz. 13, 14 sildik. 2, 3 tane edeceğiz. 5. Dolayısıyla sonuç ne diyeceğiz? Tek. Eğer üst negatifse yine bölme de olduğu gibi yorum yapmıyorsunuz. Üst negatifse yorum yok. Ne tektir ne çifttir. Üst negatifse yorum yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ne tektir ne çifttir. İkisinin negatif olması bir şey değiştirmez. Veya birinin negatif olması bir şey değişmez. Yine bunlara ne diyeceğiz? Bunlara da yorum yok diyeceğiz. Ne tektir ne çifttir kuvvet özelliğini özetlemek gerekirse eğer pozitif tam sayısı siliyormuşuz. Negatifse yorum yapmıyoruz. Ne tektir ne çifttir diyoruz. Tek sayı çift sayısı olan da son olarak faktöriyel ile ilgili özelliği bilmemiz gerekiyor. 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6. Eğer yazarsak 4 faktöriyel ne gelecek? 24 gelecek. Bu şekilde devam edecek. Buraya bakarak neyi söyleyebiliriz? 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel tek. 2 faktöriyel ve sonrasında ne diyeceğiz? çift diyeceğiz. Faktöriyel da şunu bileceğiz. N N 2'den büyük veya eşitse kesinlikle ne diyecekmişiz? Çift diyecekmişiz. Eğer 2'den büyük veya eşit olduğunu bilmiyorsanız yorum yapmıyorsunuz. Tek de olabilir. Çift de olabilir sonuç. Özetlemek gerekirse tek sayı çift sayılar sorularını çözmek istiyorsak bir işlem tablosunu bileceğiz. Dediğim gibi bunları ezberlemiyoruz. Bunları 0, 1, 1, 2 sayılarını vere kendiniz bulabilirsiniz. İkincisi kuvvetle uğraşmıyoruz. Kuvvetle uğraşmıyoruz. Kuvvetle uğraşmıyoruz derken kuvvetin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Pozitif tam sayı olması gerekiyor. Pozitif tam sayı ise o kuvvetin işleme bir katkısı yok. Onu direkt siliyorsunuz. Negatif ise yorum yapmıyorsunuz. Negatifse ne yapacakmışız? Negatifse yorum yok diyeceğiz. Bir de ne zaman yorum yapmıyoruz arkadaşlar? Bölme işlemi varsa yorum yapmıyoruz. Şimdi örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Aşağıdaki sayıların tek çift olma durumunu inceleyelim. Ne dedik? Kuvvet özelliğinde üst pozitifse siliyorduk. Negatifi yorum yapmıyorduk. Şurada eksi 10 olduğu için buna ne diyeceğiz? Buna direkt yorum yok diyeceksiniz arkadaşlar. Yorum yok. Ne tektir ne çifttir. Yorum yapamayız. Kuvvetlerin hepsi gördüğünüz gibi 10, 10, 11 hepsi pozitif sayıda. Bunları siliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar işe bir katkısı yok. 3 artı 2 artı 5 diyeceksiniz. Sonuç ne yapacak? 10 ve dolayısıyla ne diyeceksiniz? çift. Yine 14, 12, 11 kuvvetler. Bunların işleme bir katkısı yok. Bunları siliyorsunuz. Sildik. 2 eksi 3 artı 4 gibi basit bir işlem geldi. Bu da ne yapacak? Eksi 1, 4 daha. Sonuç 3 ve dolayısıyla ne diyeceksiniz? Tek diyeceksiniz. Kuvvetler pozitif. Kuvvetlerin işleme bir katkısı yok. Bunları siliyoruz. 100 faktöriyelinde ne olduğunu biliyoruz. 2 ve daha sonrası neydi? 2 faktöriyel ve daha sonrası çift. 100 faktöriyel çift. Artı 2 artı 7. Çifte ne ekliyoruz? 9 ekliyoruz. Çifte 9 eklersek sonuç ne olacak? Tek olacak arkadaşlar. Yine kuvvete bakıyoruz. 12, 11. Burada ne var? Eksi 3 var. Negatif olduğu için ne diyeceğiz? Yorum yok diyeceğiz. Bir diğer soru. X bir tam sayı arkadaşlar. Aşağıdaki ifadenin tek çift olma durumunu inceleyeceğiz. X tam sayı. Eksi 2'den dolayı buna ne yapacağız? Yorum yok diyeceğiz arkadaşlar. Üst negatifse ne yapıyorduk? Yorum yapmıyorduk. X kare artı 3 x üzeri 4 artı 6. Üst pozitif bunları siliyorsunuz. Bunlar işlem bir katkısı yok. Direkt ne diyorsunuz? X artı 3 x artı 6 diyorsunuz. Bu işlemin sonucu da ne yapacak? 4 x artı 6 yapacak. Şimdi bunu inceleyeceğiz. 4 x kesinlikle nedir? Çifttir. Niye çifttir? 4'ten dolayı çifttir. Bakın burada x'in işlemi bir katkısı yok. 4 ile neyi çarparsanız çarpın sonra çift olur. 4 kere 1 de deseniz 4 kere 2 de deseniz sonuç çift olacak. Çift bir sayıya da 6 ekliyorsunuz. Dolayısıyla sonucumuz ne olacak? Çift. Yine 3x kare artı 5x artı 7 demiş. Üst pozitif bunun işlemi bir katkısı yok. Bunu siliyorsunuz. 3x artı 5x artı 7 diyorsunuz. Sonuç 8x artı 7 mi yaptı? 8x kesinlikle nedir arkadaşlar? Çifttir. Çift olmasının sebebi biraz önce söylediğimiz gibi x'den dolayı değil 8'den dolayı çifttir. 8 ile neyi çarparsanız çarpın sonuç ne olacak? Çift olacak. Dolayısıyla çift bir sayıya 7 eklerseniz sonuç ne olacak? Tek. 2x kare artı 3x artı 4 Arkadaşlar yine üst pozitif işleme bir katkısı yok. Onu sildik. 2x 3x 5x artı 4 yaptı. 5x hakkında şimdi yorum yapacağız. 5x 5x'in tekliği çiftli x'e bağlıdır. 5 kere 1 derseniz sonuç 5 olur. Tek olur. 5 kere 2 derseniz 10 olur. Sonuç çift olur. Burada x tam sayı demiş. x'in tek ya da çift olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? x'e bağlı diyeceğiz. Yani x'e bağlı demek ne demek? Buna yorum yapamayız demek. Yorum yok. Yine geldik bir diğer soru. 5. 5x kare üst pozitif sildim. x üzeri 11 sildim. 5x 6x daha 11x x daha 12x artı 3, 12x inceleyeceğiz önce. 12x, 12'den dolayı çifttir. 12 ile neyi çarparsanız çarpma sonuç ne yapacak? Çift yapacak. Bu çift. Çifte ne ekliyoruz arkadaşlar? 3 ekliyoruz. Dolayısıyla sonuç ne olacak? Tek. Bir diğer soru ABC tam sayı diyor. Bize de 2a artı 3b bölü 4 eşittir C demiş. Burada ABC sayının tek çift olma durumunu inceleyelim demişiz. İster dışarı çarpımı yapıyoruz arkadaşlar. İster dışarı çarpımı yaptıktan sonra 2A artı 3B neye eşit oldu? 4 tane C eşit oldu. Şimdi burada hareket noktamız daima bu tarz ifadelerde kas sayısı çift olanlar önce bakıyorsunuz. Kas sayısı çift olanlar önce bakıyoruz. Niye onlar önce bakıyoruz? 2 çarpı A kesinlikle nedir? Çifttir. Niye çifttir? 2'den dolayı çifttir. A'nın işleme bir katkısı yoktur. 2 kere 1 de desek, 2 kere 2 de desek sonuç ne yapacak? Çift yapacak. Diğer kas sayısı çift olan kim? 4C. Bu da kesinlikle nedir? Çifttir. Bu da neden dolayı çifttir? 4'ten dolayı çifttir. 4 neyi çarparsanız çarpın. Sonuç ne çıkacak? Çift çıkacak. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? A, B, C dedik. A'ya yorum yapmıyorsunuz arkadaşlar. C'ye de yorum yapmıyorsunuz. Şimdi burası çift dedik. Çift. Ona ne ekliyoruz? Çift bir sayıya 3B ekliyoruz ve sonucu ne buluyoruz? Çift buluyoruz. Çift bir sayıya 3B ekleyip sonucu çift buluyoruz. Dolayısıyla bu 3 B'nin ne olması lazım? Çifte çift eklersek sonra çift olacağı için çift olması lazım. 3 çarpı B çift olacaksa B ne olmalı arkadaşlar? B çift olmalı. B'ye ne diyeceğiz? Çift diyeceğiz. Genelde bu sorularda doğrudur yanlıştır diye söyler. B çift dersiniz. Diğerleri hakkında A ve C hakkında yorum yapamazsınız.